Engelsiz Haber Bülteninden merhaba. 24 Aralık 1963'te tarihe Kanlı Noel olarak geçen, Kıbrıs'ta görev yapan binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğunun katledildiği ev Barbarlık Müzesi restore edilerek yeniden ziyarete açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Atıoğlu'nun yanı sıra Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda 21 Aralık, Kanlı Noel olarak bilinen olayın tam anlamıyla bir katliam ve barbarlık olduğu ifade edilerek yeniden restore edilen müzenin Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesini anlattığı ifade edildi. Konuşmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının her platformda yanında olduğu ve olmaya devam edeceği de vurgulandı. Başbakan Ünal Üstel, Girne bölgesindeki devlet dairelerine yönelik başlattığı ziyaretlerde tespit ettiği sorunlara çözüm için adım attı. Başbakan Üstel, Girne'de vergi dairesi içerisinde sıkışık bir ortamda hizmet veren araç kayıt ve ehliyet birimi için yeni bina yapmak üzere belediye ile uzlaştıklarını söyledi. Üstel, binanın yapılacağı açık pazar bölgesinde belediye başkanı ve diğer yetkililerle incelemelerde bulundu. Başbakan, sorun yaşanan ehliyet ve araç kayıt dairelerinin Girne şubesi için 3 ay içinde Girne Belediyesi açık pazar bölgesinde yeni bina yapılarak taşınacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile İşbirliği Eylem Planı çerçevesinde Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulundu. Ankara temasları çerçevesinde Bakan Taçoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iş sağlığı ve güvenliği, kadının statüsünün güçlendirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, istihdam ve mesleki eğitim kurslarına yönelik gelişmeler değerlendirildi. Bakan Taçoy, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla da görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Milli davamız Kıbrıs'ı her daim ve her yerde savunmaya devam edeceğiz" vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, BRT'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Öztürkler, görevi devraldığı dönemde belediyeler konusunda ülkede ciddi bir belirsizlik ortamının hakim olduğunu belirterek, ülkede kaos yaratmadan adım adım bu konularda ilerleme kat edildiğini söyledi. Öztürkler, büyük projelerin hayat bulmasını engelleyen, günün koşullarına ve ihtiyaçlara cevap vermeyen eski yasanın düzenlenmesinin elzem olduğunu söyledi. Öztürkler, yeni muhaceret affının önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini belirterek, bu konuda yasal ve teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han, Yörükler 1 kuyusunda sondaja başladı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabından Abdülhamit Han sondaj gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Dönmez, paylaşımında Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız ifadesini kullandı.
Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, İsrail'de yeni hükümetin kurulması ve Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İsrail'le bir diyalog süreci başladığını hatırlattı. Çavuşoğlu, iki ülke arasında havacılık alanında bir işbirliği anlaşması imzalandığını da söyledi. Gol Atan Cepheye adlı belgeselin galası gerçekleştirildi. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla çekilen belgesel, 1955-1974 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatıyor. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürmek için verdiği mücadelede futbolun ayrı bir yeri olduğu vurgulandı. Kıptek eski müdürü Gürcan Erdoğan ve şoförüne 18 ay hapis cezası verildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski müdürü Erdoğan ve şoförü İnce, Kıptek'i zarara uğrattıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada 18'er aya hapse mahkum oldu. Haklarında yolsuzluk soruşturması başlatılan Erdoğan ve İnce, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.